yıllardan beri yapıyorlar bu arkadaşlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in dahi gelişi aynı kaynaklar tarafından olduğunu bir türlü tahayyül edemiyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim indirilirken siz Peygamber Efendimiz'in yanında mıydınız? Yani gözlerinizle gördünüz mü onu? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i ise kim getirdi? Kur'an-ı Kerim'i de bugün bize hadisleri getiren insanlar getirdi. Mütevatir yolla geldi Kur'an-ı Kerim. Anlatımla geldi. Tevatür denilen. O alim, üstündeki alim, onun üstündeki alim, onun üstündeki derken sahabelere kadar ve peygambere kadar dayanan bir süreç. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de böyledir. Bundan dolayı siz müktesebatı çöpe atmanız, hadisleri, rivayetleri çöpe atıp da Kur'an-ı Kerim'i sadece kabul ediyorum demeniz, bu gerçekten komik, gülünç duruma düşüyorsunuz. Zaten arkadaşlarla gerekli sohbetleri yaptığımızda da işin içinden çıkamadıklarını görüyoruz. Yani sorduğumuz sorular karşısında müthiş patinaj atıyorlar. Yani bu ayeti nasıl anlıyorsun? X bir ayet. Ben bu ayeti aslında şöyle anlıyorum diye bir başlıyor mübarek. Kendi tevilini, kendi yorumunu, kendi içtihatını. Bir bakıyorsun adam mezhep kurmuş. Yani mezhebi reddediyor ama ben bu ayeti aslında böyle anlıyorum diye bir başlıyor. La kardeşim sen böyle anlıyorsan ben senin anlayışına niye itibar edeyim? Ben bu konuda geçmişteki alimlerin içtihatına güvenirim. Yani mantık aynı mantık.